Hepinize merhaba. Saha Expo 2024 kapılarını açtı sayın seyirciler. 128 ülkeden 1478 savunma sanayi firması bu fuarda ürünlerini sergileyecek. 200'den fazla işbirliği imzalanması bekleniyor ve de toplamda bu işbirlikleriyle birlikte 3 milyar dolarlık bir hacim bekleniyor. Havacılık alanında da firmalarımız Saha Expo'da standlarını açtılar ve yabancı heyetleri karşılıyorlar. Yurt içinden misafirlerini, protokol konuklarını burada karşılıyorlar. Aynı zamanda motor üreten TEİ burada standını açtı ve de yeni motorlarını burada yine sergiliyor. Baykar tabii ki fuarın en önemli standlarından bir tanesi, en önemli katılımcılarından bir tanesi. Onların da standına gideceğiz. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmayayım ben. Gelin videomuza başlayalım. Özellikle havacılık alanında, havacılık savunmasında hangi firmalarımız burada ve neler var standlarında ürünler? Hep beraber onlara göz atalım. Evet, Saha Expo sadece iç mekandan oluşmuyor kıymetli izleyenler. Burada Baykar'ın ve de Aselsan'ın, işte diğer savunma sanayi firmalarının bütün ürünleri, yani büyük ürünleri savunma sanayi fuarının önünde. Hemen fuarın girişi arka tarafında. Eğer buraya gelirseniz kartlarınızı alarak, sonraki gün halka da açık bu fuar aynı zamanda, gelip burada ürünleri yakından görebilirsiniz. Hemen şöyle biz Baykar'ın standına doğru yaklaşalım. Burada Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3'ü görüyoruz. Aynı zamanda TB3 TCG Anadolu üzerinden de kalkış iniş yapmak üzere tasarlanıyor ve de testleri de buna göre yapılıyor. Biz de kanalımızda zaman zaman paylaşıyoruz sizlerle. Şu anda TB3 seri üretime geçmedi ama testleri son hızıyla devam ediyor. Altında da mühimmatlarını görüyorsunuz. Kullanacağı Roketsan tarafından imal edilmiş olan burada mühimmatlar var. Tabii ki sadece Roketsan'ın mühimmatları kullanılmayacak. Tıpkı diğer kardeşleri olan Akıncı ve de TB2'de olduğu gibi. Bildiğiniz gibi Akıncı da yine Baykar tarafından geliştirilen çift motorlu bir SİHA ve de oldukça uzun görev saatlerine sahip, çift motorla görev yapıyor. Ve de Akıncı'nın da servis tabanı 40.000 fit ve de operasyonel yüksekliği de 30.000 fit. Hemen arkamızda da TB2 var. Ukrayna-Rusya savaşında rüştünü ispatlamış bir hava aracı. TB2 bildiğiniz gibi bütün dünyada ses getirmişti bir anda Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında. Ve de adeta savaşların artık birazcık seyrini değiştiren ürünlerden bir tanesi oldu. Taşıdığı yükler tabii ki diğer kardeşlerine göre biraz daha hafif. Yine burada da Kemankeş füzesini görüyorsunuz. Hemen onu göstermek istiyorum size. Kemankeş bildiğiniz gibi yine Baykar'ın çok önemli ürünlerinden bir tanesi. Ve de yanında da TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş Bozok var. Bu insansız hava araçlarımız fuar alanının hemen önünde yer alıyor. Bir taraftan da tabii ki uluslararası ziyaretçiler olduğu için, bakın arkamızda bir başka heyet geldi. Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve yanında Haluk Bayraktar'ı görüyorum. Şu anda kendileri de alanı geziyorlar, misafirlerine de gezdiriyorlar. Umuyorum sizlere yansıtabiliyoruzdur. Çok büyük, yani gerçekten çok büyük ve de 90.000 metrekareden fazla bir alana kurulmuş durumda, sadece içerisi. Buradakiler hariç arkadaşlar. Baykar'ın standının hemen karşısında da bir taraftan da üstümüze dronlar uçuyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur var. Aksungur'da yine çift motorlu bir insansız hava aracı, silahlı bir hava aracı. Ve de ilk uçuşunu Kasım 2023'te TEİ tarafından geliştirilen PD-170 motorlarıyla yapmıştı. Yine Aksungur'da yüksek faydalı yük kapasitesine sahip. Burada Aksungur'u da yerinde gelip görebilirsiniz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından bir tanesi Saha Expo. Ve de buraya devletimizden de büyük ölçüde destek var. Bakanlıklarımız Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenleniyor bu fuar. TEİ'nin standına geldik arkadaşlar sizlerle sohbet ederken ve hemen TEİ'nin standının karşısında da TUSAŞ'ın standını görüyoruz. TUSAŞ'ın standında da Hürjet'in bir mock-up'ı var ve de hemen arkasında da Gökbey'i görüyorsunuz. Gökbey'in üzerindeki tüm parçalar gerçek uçakla birebir aynı parçalar.
Sadece motoru yok diyebiliriz. T-625 Gökbey helikopteri genel amaçlı olarak üretilmesi planlanıyor. Şu anda testleri devam ediyor. Askeriye de, yangınla mücadelede, VIP olarak işte özel sektörde ve de hem de devlette ambulans helikopter olarak, daha sonrasında da arama ve kurtarma çalışmalarında olabilir. Yani genel amaçlı aklınıza gelebilecek çalışmalarda kullanılabilecek bir helikopter. Bu helikopterin size biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Maximum take-off weight, yani kalkış ağırlığı 6 ton. Kalbinde TS-1400 var. TEİ tarafından geliştirilen TS-1400 motoru Gökbey'i havalandırmıştı. Test uçuşlarını yapmıştı. Ve de bunu yayınlarımızda size aktarmıştık. Şimdi TÜBİTAK standındayız. Burada birçok kurumdan ürün var. Hemen yanımda Devlet Hava Meydanları İşletmesi ARGE bölümü tarafından geliştirilen Milli Gözetim Radarı MGR'yi görüyorsunuz. Bu tabii ki burada bir maket olarak sergileniyor ama nedir bunun amacı? Şöyle söyleyelim. Gelişmiş bir şekilde bütün hareketleri detaylı bir şekilde izleyebilmemizi sağlıyor. Hemen bu tarafında da Çağrı, kısa adı. Çağrı nedir Çağrı? Çok amaçlı radar ekranı sistemi. Biz bunu daha önce de size yayınlarımızda aktarmıştık. Çok detaylı bir şekilde operatörün hizmetine çok fazla veriyi sunuyor ve de işleri bir hayli kolaylaştırıyor desek yalan olmaz. Hatta şöyle bir bilgi vereceğim size. Geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan'a ihraç edildi Çağrı ve orada da kullanılıyor. Ve de aynı zamanda yurt içinde de birçok havalimanımızda Çağrı kullanılıyor. Yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi de burada gelmiş, yer almış ve de geliştirdiği teknolojileri, ARGE'leri, yaptığı ARGE'leri burada sizlere sunuyor. Bildiğiniz gibi yerli ürünlerde, yerli kamera sistemleri de çok önemli. Karşılaştığımız ambargoları çok iyi biliyorsunuz. Ve de insansız hava araçlarımızda da tıpkı beni şu anda çeken Opsin firmasının OP220 isimli kamerası olduğu gibi yerli kameralarımız bu ürünlerde kullanılıyor. Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve diğer Baykar tarafından üretilen hava araçlarının arkadaşlar burada kullanılan parçalarından bazılarını gördük. Gelin size göstereceğim. Burası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne bağlı Alüminyum Test Eğitimi ve Araştırma Merkezi'nin standındayız. Bu görmüş olduğumuz işte TB2'nin ön jantı diyor. Hemen alta doğru indiğimizde bakın Akıncı'nın arka jantını görüyorsunuz. Şimdi bunlar bildiğimiz sıradan otomobillerdeki gibi üretilmiyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu jantların çok dirayetli olması lazım. Çünkü bir operasyon sırasında onlarca kez iniş kalkış yapılacak belki ve bakım yapılamayacak. Sert bir inişte hemen kırılacak bir jant işimizi görmeyecektir. Dolayısıyla yoğun bir ARGE yapılarak bu jantların alaşımına ulaşılmış ve de bu hava araçlarında bu ürünler kullanılıyor. Jantların hemen ardından lastikleri görmüşken size göstermek istedim. Burası da Petlas'ın standı ve de mesela Akıncı'nın bu ana iniş takımı lastiği hemen ardının arkasında ön iniş takımı lastiği var. Hemen arkamda da F-16 için üretilmiş olan lastikler var. Petlas ana iniş takımı lastiği F-16'nın, bu da burun iniş takımı lastiği. Saha 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Ben de size havacılıkla ilgili olan kısımlarını aktarmaya devam ediyorum elimden geldiğince. Baykar'a geldik. Baykar'da burada şu anda Kızıl Elma'nın prototip 1'i var. Ve de kemankeş füzeleri var arkamda. Kızıl Elma için ayrı bir videoyu hak ediyor. Çünkü orada bazı gelişmeler var. Tasarımında değişiklikler var vesaire. Şimdi bu videoyu çok uzatmayacağım onunla. Hemen yanımda da Kalkan isimli ürünü görüyorsunuz. Mesela Baykar tarafından geliştirilen çok fazla ürün var, ürün çeşidi var. Kızıl Elmalar, TB2 Bayraktar, TB3 Bayraktar, işte bu Kalkan, Kemankeşler, yurt dışından oldukça fazla misafirleri olduğunu söyleyebiliriz Baykar'ın. Yabancı hava yollarının diyecektim. Yabancı ülkelerin savunma bakanları, işte protokol buraya katılım sağlayarak ürünler hakkında detaylı bilgi alıyorlar. Arkadaşlar şimdi fuarı gezerken bir Concorde buldum, Lego'nun Concorde'u. Burada bir çekiliş yapıyormuş bu Rochester Electronics. Ben de kartvizitimi bırakıyorum. Hepimizin adına bırakıyorum. Bakalım inşallah ben kendim tutuyorum, bana çıkar arkadaşlar. Evet, umuyorum size fuardaki atmosferi gösterebilmişizdir arkadaşlar. Sadece havacılık değil aynı zamanda kara ve denizle ilgili ürünler de burada meraklısını ve de aynı zamanda müşterilerini bekliyor. Hemen yanımda mesela otokar var. Zırhlı araçlar. Bu tarafımda insansız deniz aracı var. Yani aklınıza gelebilecek gelmeyecek savunma sanayi ile alakalı uluslararası birçok ürünü bu fuarda bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.